sizlere ev hanımlarının, evcil hayvan besleyenlerin çok işine yarayan bir üründen bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce hala abone değilseniz abone olmayı ve zil işaretine basarak bildirimleri açmayı unutmayın. Ürünümüz Mi marka robot süpürge. Annemin yaklaşık 10 yıldır aslında bu robot süpürgelerde gözü vardı. Hatta henüz Türkiye'ye bile gelmemişti. Ama hem alışveriş yönünden Türkiye'ye gelmesi sıkıntılıydı, hem de burada yeterince yedek parça servis ağı olmadığı için açıkçası almaya cesaret edememiştik. Artık Türkiye'de de yaygınlaştığı için siparişimizi verdik. Bu öncelikle ben açıp kendi evimde kullandım. Bu gördüğünüz kutu içerisinde sorunsuz teslimatı yapıldı. Kutu içerisinden 1 adet temizlik robotu, 1 adet şarj ünitesi, 1 adet kullanım kılavuzu ve fırça temizleme aparatı çıktı. İlk kullanımda kısa süreli şarjı vardı. Çabuk teslimat olmaz düşüncesiyle ben evi yeni süpürüp silmiştim. Arkasından paketim geldi ve temizlik yapmış olsam da denemek, evin ne kadar temiz olduğunu test etmek istedim. İlk çalıştırmada salon hariç tüm odalardan çıkan toz miktarı bu şekildeydi. Cihazı çalıştırmadan önce evdeki kalabalık eşyaları ya da altına giremeyecek şekilde küçük olan şeyleri kaldırmanız gerekiyor ki takılmadan, engellenmeden bir temizlik yapabilsin. Aplikasyonu sayesinde evde olmasanız bile bağlanıp istediğiniz temizliği gerçekleştiriyor. Dilerseniz günlük, haftalık ve istediğiniz saatte başlayarak temizleme işlemi yapabilirsiniz. Mi vakum robotunun en büyük artısı ev süpürme zamanından tasarruf etmenizi sağlamasıdır. Bazı eksilerinden bahsedersem, robot ince halıları kolaylıkla çıkıp temizlerken şeki tarzı yüksek halılara çıkmakta zorlanıyor. Benim salon halım şeki ve çıkabilse de çok güzel bir temizlik yapamıyor. Çünkü halının kılları kalın geldiği için ilerlemekte zorlanıyor. Bir de ulaşılamayan kenar köşeler var ki orada da tam anlamıyla temizliyor diyemem. Ama fırçası sayesinde ulaşabildiği her yeri ortaya atıp temizliyor. Kapağı kaldırınca içinden küçücük bir toz kutusu çıkıyor. Kutuyu yerinden çıkartarak temizliği yapılıyor. Dustbin removed. Bu küçücük kutu ne kadar toz pislik temizler demeyin. Bildiğiniz tozu sıkıştırıp küçültüyor. Dökerken zaten kalıp halinde çıkıyor. Eğer dökmeyi unuttuysanız ki ben bir kez unuttum, temizliğe devam etmiyor ve size bu konuda uyarı verip şarj ünitesine geri dönüyor. Kendi küçük olduğu için tozu hazmetmesi küçük ve her temizlik sonrası boşaltmak gerekiyor. Robot süpürge hakkında sormak istediklerinizi videonun altındaki yorum kısmına bırakabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere.